Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Geçen hafta kaldığımız yerden frame'in kurulumuna bu hafta da devam ediyoruz. Bu videodaki amacım frame kurulumunu bitirmek ve önümüzdeki hafta elektrik-elektronik aksamın bağlantılarıyla devam etmek. Haydi başlayalım. İlk olarak geçen hafta nerede kaldığımızı bakalım. Gövdenin montajını neredeyse tamamladık. Gövdeye sabit kolların montajını da tamamladık. Ayakların bağlanacağı noktaları da hazırladık. Şimdi bu hafta nereden başlıyoruz? Bu hafta ilk olarak hareketli kolların montajı ile başlayacağız. Şu anda ekranda gördüğünüz şekilde gövdeye bu tarafından monte edilecek. Bu kısmına ise motoru taşıyacak parçasının montajını gerçekleştireceğiz. Şimdi buradaki ilk sorun, hareketli kolun montajının gövde üzerindeki deliklerden hangisi üzerinden yapacağımız oluyor. Bunu anlamak için iki tane farklı metot var. Ben ikisini de göstereyim. İlk olarak kolu yavaşça yerine oturtuyoruz. Bu hareketli kol kapandığı zaman şu anda ekranda gördüğünüz gibi üstteki sabit kola paralel durması gerekiyor. Bağlantı aşamasında kafayı karıştırabilecek iki noktayı şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu bağlantılardan doğru olan altta kalan mandalın. Sebebi de kapalı konumda o kolu tutacak olan mandalın şu anda ekranda gördüğünüz gibi konumlanıyor olması. Yani hareketli kolun bu noktadan başlayarak onu tutacak olan mandalın ucundan devam ettiğinde üstteki kola paralel olduğunu görüyorsunuz. Şimdi gelelim ikinci ipucuna. Bu aynı zamanda bizim hareketli kolları döndürdüğümüz zaman vidalarının nasıl gevşemediğini anlamamızı sağlayacak. Bunun için bir tane vidayı alıyorum. Hadi yakın kamerasına göstereyim. Bu vidanın baş kısmının hemen altında bir genişlik var, bir kalınlık var. Ve bu vidanın gireceği delik de diğer deliklere göre daha büyük. Dolayısıyla vidayı bıraktığımızda böyle içine kadar gömüldüğünü görüyorsunuz. Yanlış bir yere koyduğunuzda ise arada ciddi bir boşluk kaldığını görüyorsunuz. Bu sayede kolu bağladıktan sonra bu vidayı çevirdiğimizde vida açılmadan o geniş deliğin içerisinde dönebilme şansına sahip oluyor. Bu da aynı zamanda bize hangi deliğin doğru, yani bağlantının nereden yapılması gerektiği konusunda da fikir veriyor. Evet, bu kısım biraz uzadı. Artık kolun montajına geçebiliriz. Öncelikle vidamızı hazırlıyoruz. Sonrasında diğer sabit kolları taktığımız için bu kısım biraz zor oluyor ama gövdeyi hafifçe esneterek kolu yerine oturtuyoruz. Ardından da vidanın montajına başlıyoruz. Tabi her zaman olduğu gibi vida sabitleyicisini sürmeyi unutmuyoruz. Burayı sonuna kadar sıkmadan diğerini de yerine oturtmanızı tavsiye ederim. En son aşamada her ikisini de sıkılaştıracağım. Evet. Burada da yine iki parmak kuralı geçerli. Çok fazla zorlamaya gerek yok. Evet, şimdi kolun gövdeyle bağlantısını tamamladık. Doğru çalışıp çalışmadığını bir kontrol edelim. Öncelikle kapalı konumdayken bu şekilde duracak. Burada bir sorun yok. Uçuş anında ise bu şekilde duracak. Burada her şey yolunda. Şimdi diğer üç kolun bağlantısını hızlı bir şekilde gerçekleştiriyorum. Evet, kollar tamam olduğuna göre şimdi motor bağlantısını sağlayacak olan parçanın montajına sıra geldi. Önce parçaya bir yakından bakalım. Öncelikle bu parçanın kola montajını yaptıktan sonra su terazisiyle yaptığımız işlemi yapmaya gerek kalmayacak. Bu montajı tamamladıktan sonra da kolun üzerine şu anda ekranda gördüğünüz siyah parçanın montajını yapacağız. Bu da birçok boyuttaki motorun üzerindeki delikler sayesinde bizim frame'imize uyumlu olmasını sağlayacak. Şu anda elimde gördüğünüz parça kırmızı renkte. Bunun sebebi ön motorlara bağlanacak olması. Bunun siyah olanı da arka motorların bağlantısında kullanılacak.
Yani kısaca bizim kırmızı mandalları taktığımız taraftaki kollara kırmızı olan motor tutucularını bağlamamız gerekiyor. Şimdi bu işlemi yapalım. Şimdi ilk kolu takarak başlayalım. Yalnız bunları takmak gerçekten zor. Kaymaması için üzerinden bayağı sert bir şekilde oturtuyoruz yerine. Videonun ilk bu kısmını kesmeyeceğim, yani hızlandırmayacağım ki işlemin ne kadar zor olduğunu siz de görün. Kolun üstündeki deliği şu üstteki delikten görmem gerekiyor. Kamerada çok görünmüyor ama artık belli olmaya başladı. Şimdi sıra geldi vidasına. Bu vida için vida sabitleyicisini buraya sürmüyorum. Çünkü sürsem de vida kolun içinde ilerlerken vida sabitleyicisi etrafa dağılacak ve bizim istediğimiz gibi iş görmeyecek. Bunun yerine vidayı biraz oturttuktan sonra vidanın arka kısmında vidayı asıl tutacak olan metal kısmın içine doğru sıkacağım. Birazcık böyle bekletiyorum ki aşağı doğru tam vidanın oturacağı yere doğru aksın. Ardından da vidayı sıkmaya devam ediyorum. Buradan sonra vidanın daha fazla ilerlemediğini fark ettim. Bu da bize diğer tarafının tam oturmadığını gösteriyor. Tam çıkmıyor ama şunu biraz daha zorlamam gerekecek. İlerletmek için biraz döndürür gibi yapmak gerekiyor. Evet, artık geçti. Bu vidayı diğer vidalardan farklı olarak birazcık daha güçlü sıkacağım. Çünkü bu kolun hiç kıpırdamaması gerekiyor. Eğer sağa sola bile kaysa uçuş anında bana sorun çıkarabilir. Evet. Birincisi tamamlandı. Şimdi burada yeri gelmişken şunu da belirteyim. Ortadaki siyah olan kolların da bu vidalardan takılması gerekiyor. O kollar sabit olarak gönderilmiş. Yani montajları, oturtmaları yapılmış ama vidası takılmamış. Bu vidaları da aynı şekilde diğer kollarda yaptığımız gibi takmamız gerekecek. Tek farkı bunların zaten yerine oturtulmuş olması. Artık birazcık hızlanalım. Burası da tamam. Artık ayaklarımız hazır. İlk videonun en başında gövdenin üst kısmının mandallarla bağlantısını çıkararak gövdeyi iki parçaya ayırmıştık. Daha sonra o mandalların vidalarını yeniden sıkmadık. Şimdi bir yandan o vidaları sıkarken bir yandan da o mandalların diğer tarafla olan bağlantıları, yani bize gönderilmiş şekliyle olan bağlantılarındaki vidaları söküp onları vida sabitleyicisi sıkarak tekrardan yerlerine takıyorum.
burayı da tamamladığımıza göre geriye ayakların montajı kaldı. Önce ayakların montajı için kullanacağımız parçalar. Ayakları gövdeye bağlayacak olan iki parça. Bunlar T-barlarımız. Bunlar ayakların kendisini oluşturacak parçalar. Ve lastik görevi görecek olan parçalarımız. Bunlardan küçükleri değil büyük olanları seçiyoruz. Küçük olanlar alttaki ray sistemin ucuna takılacak. Büyük parçalar da iniş takımına. Öncelikle bu sistemde kullanacağımız vidaları size göstereyim. Bunlar son derece küçük vidalar. Sadece bir tanesini söktüm. Diğerleri parçaların üzerinde duruyor. Evet, şu an gördüğünüz, şöyle göstereyim. Gördüğünüz vidalarla işlem yapacağız. Öncelikle T barı gövde bağlantısı olan parçaya bağlamamız gerekiyor. Bunun için bu küçük vidalar şu anda üstüne takılı olanlar yanında iki tane görüyorsunuz. Bunları eşit şekilde sıkarak bu T barı sabitlememiz gerekiyor. Bu ayağın alt tarafının montajında vida sabitleyicisi kullanmıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken diğer bir konu da bu T barın üstteki gövde kısmına paralel olduğundan emin olmak. Çok ince bir ayar yapmamız gerekmiyor. Ama çok yamuk yaparsak ayaklar çarpık duracaktır. İki tarafı sırayla yavaş yavaş sıkıyoruz. Evet, artık T bar sabitlendi. Şimdi de T bara yere temas edecek olan kısmın montajını gerçekleştirelim. Yere bu şekilde basacak. Bunu yaklaşık olarak ortalamaya çalışıyorum. Bir dengesizlik olmasın diye. Göstermek için söktüğüm vida da buraya aitti. Şimdi onu tekrar yerine oturtacağız. Evet. Burayı çok fazla zorlamıyoruz. Vidanın yavaşça dönmemeye başladığı anda bırakıyoruz. Ardından burası da tamamlandı. Şimdi son olarak lastik kısımlarını da takalım. Ki doğrudan karbon kısmı yere çarpmasın. Bu lastikler üzerine iniş ve kalkış gerçekleşsin. Bunu giydiriyormuşuz gibi böyle çeke çeke oturtmaya çalışıyoruz. Evet, sonuncusu da bitti. Artık ilk ayağımız hazır. Bu şekilde gövde üst kısmından monte edilecek. Aşağı tarafına doğru bu şekilde duracak. Şimdi ikinci ayağın montajını hızlandırılmış bir şekilde izliyoruz. Evet, artık ayakların montajı da bitti. Şimdi bir bakalım neler eksik, neler tamam. Şimdi montajını bekleyen parçalara bakalım. Üst kısmında üstüne pilinin oturacağı parçanın montajı kaldı. Bu parça vidalarıyla beraber bizi bekliyor. Bunu monte etmememizin sebebi de bu parçanın altında kalacak olan alanda montajını gerçekleştireceğimiz. Burada başka bir eksiğimiz kalmadı. Arka tarafta ise alt rayları taşıyacak olan parçaların montajını yaptık. Ancak bunların içine raylarını geçirmedik. Burada yapılacak tek şey bu rayları geçirip uç kısımlarını kapatmak. Ancak bunu da sonra erteliyorum çünkü bu orta kısma ESC ve bağlantıları gelecek. Onları yaptıktan sonra en son rayları oturtabilirim. Ve tabii bir de ayakların gövdeye montajı kaldı. Bu montaj işlemi de son aşamalarda gerçekleştireceğim.
Ama şimdilik bu videoyu sonlandırmak için şöyle yerlerine oturtarak frame'in nasıl göründüğüne bir bakalım. Böylece gövde kurulumu yaklaşık olarak bitmiş oldu. Bir sonraki videoda motorlara ESC'yi güç dağıtım kartının bağlantılarını göstereceğim. Yani kısaca elektrik elektronik bağlantılarını yapmaya başlayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırmızı uçuşlar dilerim.